Ağaç ne güzel. Çiçekler açmış turuncu turuncu. O ne? Ne oluyor orada? Oy! Aa, merhaba Irmak. Ne haber? Aa, merhaba Köstebek. Ağaçları suluyorum. Sen nasılsın? İyi iyi. Bak bak, şimdi sana ben ne vereceğim? Ne verecek acaba bana? O ne ya? Patates bu, patates. Toprağın altında bunlardan bir sürü var. Birkaç tane de sana vermek istiyorum. Bizim evde var. Benim annem pazardan alıyor. Sen yemek istersin. Yok yok. Bende de çok var. Kışa kadar yetecek kadar var. Depoladım. Bunlar da fazlası. Teşekkürler. Dur dur. Daha devamı var. Yeter yeter. Tamam. Ama bunlar neden yumuşak? Onları yer altındaki yuvamda haşladım güzelce. Patates salatası yaparsınız belki. Olur. Hadi güle güle. Bay bay. Patates salatasından bana da getirmeyi unutma. Tamam. Yeşillikleri de yeni yıkadım. Bunları dolaba yerleştireyim. Temiz de olmuşlar. Irmak, elindekiler de ne? Patates. Patates mi? Kızım sen nereye gittin? Patatesle geldin. Anne, ben bahçeyi sularken Köstebek bana bunları verdi. Ve haşlamış. Köstebek mi? Nasıl yani? Bizim bahçede bir köstebek mi yaşıyor? Evet, ben tanıyorum onu. Ben de diyorum ki bazen toprak böyle oynuyor ayağımın altında bir şey mi var diyorum. Köstebek şimdi orada sürekli hareket mi ediyor? Evet. Aman tanrım. Peki ne yapacağız bunları? Patates salatası yapmamızı istedi. Sonra da birazını bana getirin dedi. Köstebek beyin ya da hanımın siparişleri de var yani. Ne güzel. Çok güzel. Sen böyle her gün git sipariş al gel. Tamam mı kızım? Yeşilliğimiz var. Tuzumuz var. Baharatlarımız da var. Birazcık turşumuz da var. Zaten soslarımız her zaman evimizde var. Köstebek hanımın ya da beyin istediği salatayı yapalım. O zaman ellerini yıka hemen gel. Benimkiler temiz. Bunları soymaya başlayayım ben. Keşke soysaymış da. Akıllı köstebek. İş buyurmuş bir de. Yıkadım geldim. Tamam hadi hızlıca soy bakalım. Benim de canım çok çekti bir anda. Böyle ekşi ekşi. Bol yeşillik. Patates salatasını ben çok severim. Sen sever misin Irmak? Ben de çok severim. O zaman biz aynı zevke sahibiz değil mi? Şöyle soyduklarımızı koyalım. Ay çok zor. Demek bizim bahçede bir misafirimiz varmış. Ev işlerine de yardımcı olur mu acaba? Bu haşlamayı bildiğine göre. Çağırırız. Tamam. Bir iş bölüşümü yaparız. Evet, patatesler soyuldu. Irmak'cığım, şimdi sen bunları küp küp kesebilir misin? Sana uygun bir bıçak bulalım. İşte burada. Sana göstereceğim öncelikle. Şöyle çok ince de olmasın, çok kalın da olmasın. Önce patateslerimizi 3 parçaya bölelim. Sonra 1, 2, bu da 3 olsun. Sonra da böyle. Küp küp yapabilir misin? Tamam. Hadi sen bunları yap. Ben de kasemizi yıkayıp geliyorum. Köstebek, bulaşık var. Evet Irmak, kasemizi yıkadım. Şimdi sen onları içine koy. Ben de yeşilliklerimizi doğrayayım. Yardım edeyim mi? Şöyle yapabilirsin. Bak bunu böyle koyduğunda şuradan da yavaş yavaş aktarırsan kenarlara taşmaz. Evet. Büyüklere keskin bıçak. Küçüklere keskin olmayan hafif bıçaklar. Atom buralımızı yıkamıştım zaten. Şöyle ince ince kesiyorum. Çocuklar, kış geliyor. Hastalıklardan korunmamız için ne yapmamız lazım? Bol bol yeşillik yememiz lazım.
Çok doğru. O yüzden sevdiğiniz yiyeceklerin ya da yemeklerin içine bol bol yeşillik ekleyin, olur mu? Daha doğrusu annelerinize söyleyin. Evet, çünkü yeşillik doğramak çok ince doğramak gerektiği için elimizde kesebiliriz. Arımak, sen de mutfak işlerinde uzman olmaya başladın yalnız, farkında mısın? Evet. Benimki bitti şimdi. Boşaltabilir misin? Tabii ki. Ben yardım edeyim sana. Boşalttım. Biraz yavaş olmalıyız ve dikkatli olmalıyız. Değil mi güzel kızım? Çok fazla olduğu için taşıyorum. Evet. Tamam. Al bakalım turşuları da doğra. Ben ikiye keseyim. Sen de devamlı getir. Yine mi kare kare? Şöyle yapabilirsin bak. Tamam. Bu şekilde. Tamam mı? Şimdi taze soğanlarımızı doğrayalım. Çok ince yaparsak daha güzel olurlar. Senin bıçağın kör bıçak mı? Birazcık büyü Irmak'cığım. Keskin bıçaklar kullanırsın. Kesmiyor ki. Keser. Yeter ki iste. Odaklan. Bak ben bitirdim. Ama seninki ince. Irmak'cığım hala iki tane turşu doğrayacaksın ya. Köstebek senden daha hızlı yapar da eminim. İyi hadi bakalım. Şimdi geldik baharatlarımızı eklemeye. Tuzumuz mecburi değil mi? Tuzsuz patates salatası olmaz. Üzerine nane. Ben birazcık kekik de atacağım. Birazcık kekik. İsteğe bağlı pul biber ve karabiber. Karabiber yakışır. Baharatlarımız tamam. Sıra neydi? Soslarımız da tabii ki zeytinyağı ve limon. Dökmeye başlayalım. Evet. Anne, nar ekşisi varsa da ekleyebilir misin? Tabii. İşte nar ekşisi de burada. Dökelim. Nar ekşileri de geliyor. Evet, çok da ekşi olmasın değil mi? İçimizde yanmasın. Salatamız hazır. Güzelce karıştıralım. Irmak'cığım, şimdi ben birazcık tabağa koysam köstebek arkadaşına verip gelebilir misin? Tamam. Getir bakalım tabağı. Başka siparişi var mıymış? Sor. Al bakalım. Kaşığı da götür. Belki kaşığı yoktur. Tamam. Ben de akşam yemeğinde bunu yeriz. Yanına da bir şeyler yaparız. Köstebek. Efendim Irmak? Salatanı getirdim. Çok güzel, harika. Irmak, bak ne diyeceğim. Bir dahaki sefere size yer elması bulayım da. Ondan da yemek yapar annen, olur mu? Olur. Tamam, teşekkürler. Bir şey değil. Geldim anneciğim. Hoş geldin Irmak'cığım. Hoş bulduk. Köstebek yedi mi salatasını? Yedi. Bir dahaki nereye nasıl bulacakmış, ondan da yemek yapmamızı istedi. Ciddi olamazsın. Evet. Nasıl bir köstebek ya?
Ben gidip şunu bir göreyim bakayım. Bir beslenme listesi hazırlasın bana. Ay ben de şunun tadına bir bakacağım. Bye bye.